Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok farklı bir konuya değineceğiz. Çok farklı konuları ele alacağız. Ve çok önemli bir konuğumuz var. Bu zamana kadar evet futbol konuştuk ama bu yayınlarda da hep demiştik hep sporu konuşacağız. Bugün de sporun farklı bir branşı olan basketbolu konuşacağız. Giresun'daki basketbol açığından bahsedeceğiz. Ve çok önemli bir konuğumuz var. Salim Taslı hocamız var. Alperen Şengün'ün de hocası aynı zamanda. Bunları konuşacağız. Alperen'in gelişimi nasıl oldu bunları konuşacağız. Lütfen bu yayınları paylaşalım. Bizlere destek olalım ve çok önemli konuları değineceğiz bu yayında. Televizyonunuzun veya telefonunuzun sesini de lütfen açarak bizleri dinlemenizi istiyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyerekten programımıza başlayalım. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Daha önce basketbolla hocam size şimdi kısa kısa tanıtacağız. Tanımayan kesimdeki kişiler çıkar illa ki. Alperen Şengün'le alakalı kariyerini Alperen'in çok önemli bir yere sahipsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. Yeşil Giresun Belediye'den kesitlerden biraz bahsedelim hocam. Bunlar da çok önemli konular. Salim Taslı kimdir? Basketbola tanışmanız nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız bizlere? Salim Taslı, 1965 Ankara doğumlu olup 71 yılında ailemin dolaylı nedenlerden dolayı buraya gelmesinden dolayı burada yaşayan işte Cumhuriyet İlkokulu mezunu, Atatürk Lisesi mezunu diyebilirim. Basketbola biraz geç yaşta başladım. Zaten benim basketboldaki altyapıdaki önem vermeme nedenlerinden bir tanesi de bu. 9, 10 ve 10 yaşlarında başlatmak istediğim Giresunlu gençlere kendi itibariyle 16 yaşında başlamamdan dolayı Şafak Spor'da başladım. Giresun Spor'da oynadım. Psikomotrik Spor'da oynadım daha sonra. Haydar Çalışkan'la beraber hocamız basketbolumuzun gelişmesinde en büyük neden, sebep. Daha sonra askerliğimi jandarma gücünde yaptım. Antalya Çimturs takımını erkeklerde lige çıkarttık. Daha sonra tekrar Giresun'a geldiğim zaman yine psikolojik spor olarak iyi bir takım kurduk. Kaçıncı ligdeydi hocam o zaman? O zaman bölgesel lig vardı psikolojik spor. Profesyonel değil, değil mi? Profesyonel değildi tabii. Lige çıkmak için ramak kalmıştı. 1997 yılında Gaziantep'te Pertemria takımını yenmiştik. O zaman da çok güzel bir anım var orada. Gaziantep'te iş adamları toplantısı vardı. Giresun'un tüm iş adamları tribüne gelmişti hep beraber. Bizi desteklemişlerdi. Şimdi hala bazıları yaşıyor. Çok güzel bir anım olmuştu ve o takımı da yenmiştik. Kim İstanbul vardı takımı. hocam takımda? İsterseniz biraz bahsedelim. Hatırlıyor Takımda musunuz? yine takım arkadaşlarım olarak Nait Yamak, Fatih Damcı, Veysel Şanlı, Supi Tüysüzoğlu, Barış Civek, Oğuz Erdem, Erhan Yılmaz gibi oyuncular beraber iyi bir mücadele ettik. Çok iyi bir takımdık. Peki hocam, o zaman o ilerleyen yıllar değil mi? Fiskobili kadın basketbol takımı kuruldu. Ondan Avrupa sonra 97 yılından sonra 98 yılında bir atılım yaptı bayanlarda psikolojik Hatta spor. Avrupa'ya gidecekken çekildi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet, O işte ekonomik sıkıntılardan dolayı o zaman büyük bir kriz olmuştu. Yine 2001 krizi. O dönem 2000-2001 yılında büyük bir kriz oldu. Dolar patlamıştı. Türkiye liglerinde 5. sırayı bitirmişti Psikobilik Spor. 2001 ve 2002 yıllarında Avrupa'ya gidecekti fakat Psikobilik kapatmak zorunda kaldı. o günleri hatırlıyoruz hocam. Yine tribün yine 19 Eylül kapalı spor salonu fulldü her zamanki gibi. Evet. O günlerden bugünlere çok da değişen bir şey yok aslında. Yine profesyonel bir takımımız yok. Bu da aslında öz eleştiri yapabileceğimiz bir konu ama buraya da değineceğiz. Alperen'e geçmeden önce şimdi Yeşil Giresun Belediye'yi de biraz konuşalım hocam. Alperen'e çok geniş yer ayıracağız. Yeşil Giresun Belediye takımının kurulmasındaki nasıl kuruldu? Siz de o aşamada vardınız. Neler söylersiniz hocam? Şimdi 2010 yılında yurt dışından geldikten sonra yine bizim bu saymış olduğum arkadaş grubuyla beraber bir akşam basketbol maçı yaptık Cumhuriyet Parkı'nda. Farkında. Daha sonra işte bir araya geldik, toplantı yaptık. Giresun basketboluyla ilgili altyapı yapmamızın gerektiğini savunmuştum o zaman. Tabii arkadaşlar da büyük bir heyecanla daha fazlasını ve daha ilerisini düşünerek profesyonelce bir işe katıldılar.
Tabii o arada biz o fikirlerden ayrı düştüğümüz için ben ayrıldım oradan. Kendi başıma bir altyapı yapmaya karar verdim. Tabii o zaman Yeşilgilosun Belediyespor bölgesellik, daha sonra birincilik, daha sonra süper lig manasında gelen yıllar içerisinde başarılı oldu tabii. Keşke orada kalıcı olsaydık hocam. Süper Lig'e çıkan ilk takımımız Giresunspor değil, basketbol olarak da Yeşilgiresun Belediye. Keşke onlara sahip çıkabilsek. Taraftar olarak evet, taraftarlarımız çok fazla kenetlendi, çok fazla sahip çıktı. Bu hatta ulusal kanallarda da konuşuldu Giresunspor'un, Yeşilgiresun Belediye'nin taraftarı tribünü. Evet. Ama keşke kalıcı olsaydı. Şu anda bir basketbol açığı olduğunu hissediyoruz şehirde. Umarım bu açıkta bir an önce kapanır mı? Kapanacak zor gibi görünüyor ama inşallah da bunu kapatması adına en önemli etkenlerden bir tanesi de siz olursunuz hocam. Evet, zaten bunun için mücadele ediyoruz zaten şu anda. Zaten biz bu projemizi 3 yıl önce koymak istedik. Yani tekrar basketbola geri dönelim. Giresun basketbolu seven bir şehir. Seyircisiyle, gençleriyle sosyal bir faaliyet. Tabii bu pandemi de devreye girince pek fazla Evet. hamle yapamadık ama nihayetinde belediye başkanımız Aytekin Ona Bey'in değineceğim hocam. Katkısıyla, desteğiyle ilk adımı attık. Evet, ya buradan da başkanımıza da çok teşekkür ederim. Yani bir açık var. Bu açığı kapatacak kişilerden bir tanesi sizsiniz dedik. Sağ olsun başkanımız da bu konuda destek çıkmış. Onu konuşalım hocam. O konuyu değinmek istiyorum. Giresun Belediyesi kadın basketbol takımında antrenörsünüz. Kaçıncı ligde, projeleriniz neler? O da psikobirlik gibi ilerleyen süreçlerde kadın basketbolla ilgili Avrupa'ya oynayabilecek bir takım mı, yoksa sadece profesyonel liglerde mücadele eden bir takım mı göreceğiz? Şimdi baştan şunu söylemekte fayda var. Yani Giresun'da mutlaka bir basketbol olmalı. Evet. Bu başladığımız yer ise bayanlarda Süper Lig, daha sonra birincilik ve en alt lig olan kadınlar basketbol bölgesel ligi. Biz şu anda oradan başlıyoruz. Tabii amacımız, gayemiz, maksadımız bir üst lige çıkmak. Hiçbir zaman sporda ben burada durayım, başarılı olmayayım, şampiyon olmayayım. Ama gelin görün ki Türkiye'deki sporda maalesef birazcık da maddiyat ön plana çıkıyor. Çünkü kendi yetiştirdiğimiz oyuncuların basketbol anlamında yeterlilikleri yok. Tabii kendi altyapımız var şu anda. Çok güzel bir altyapımız var. Abdullah Mert Erdemir hocamızın yaklaşık olarak 3 yıldan beri çalıştığı, okullarla seçmeler yaptığı bir kız takımlarımız var. Çok yetenekli gerçekten. 2011 doğumlu, 2010 doğumlu, hatta iki tane kızımız var. Bence ilerleyen zaman diliminde ben milli takımda olabileceklerini düşünüyorum. İsim verelim mi hocam? İsim vermeyelim İsim şimdi. vermeyelim mi? Ben genelde oyuncularımın hiçbirine sen başarılısın, sen NBA'ye gideceksin demem. Her zaman söylemem. Çünkü başarılı olmak için belki antrenmanını, çalışmasını kesebilir diye. Çocuklar şimdi çocuk oldukları için ve de kimi de yetişkin, o belki de basketbolcu moral açısından bozabilir. Evet. Ama bizim açımızdan da iyi olurdu hocam. İlerleyen süreçlerde orada Evet. görünmüş olsaydık. Önemli olan hani Giresunlu gençlerin, Giresunlu kardeşlerimizin Alperen gibi basketbolun en üst seviyesi olan NBA'de ya da birincilikte kadınlar liglerinin en üst liginde görmek tabii ki bizleri mutlu edecek. Amerika'dan geldiniz ya hocam. Amerika'dan geldiğiniz süreçte Giresun'da ve Türkiye'de ne gibi zorluklar yaşadınız? Yani ilk başta Giresun'umuzun en büyük sorunu zaten tesis anlamında büyük zorluk yaşadık. Yani üniversitemizin depo mevkiindeki salon inki var diyorum. Çünkü ulaşım anlamında tam merkezi noktada. Yaşları 9 ve 10 yaşındaki çocukların oraya ulaşması, gelmesi daha kolay. Tabii malzeme konusunda sıkıntılar yaşadık dönem dönem. 2010 yılında bu desteği ben o zamanın rektörümüz Profesör Doktor Yılmaz Can Bey'den almıştık. Spor koordinatörü Nihat Saralioğlu bize çok büyük destek oldu her konuda. Salonun bakımıyla ilgili, tamiratıyla ilgili, top malzemesi, forma malzemeleri konusunda çok büyük destek aldık o zaman. Yaklaşık o zaman bir 400'e yakın sporcumuz vardı.
Onların arasında Alperen Şengün de vardı. Bu konularda da çok büyük destek aldık ve onun sonunda da bir tane o parkelerden NBA'ye bir oyuncu göndermemize neden oldu. Bu işte 19 Eylül kapalı spor salonunda antrenman yapmak için herhalde izin alınması gerekli diye hatırlıyorum hocam. Bilmiyorum bu konudaki... Orası çok yönlü bir salon. Orada şimdi bazı faaliyetler var. Şimdi tek bir salon var. Tek bir salonun içerisinde voleybol olacak, evet, basketbol olacak, diğer spor faaliyetleri de olacak, toplantılar olacak. İşte okul maçları olacak, kulüp maçları olacak. Yani maalesef o salonun tek başına bunları kaldırması mümkün değil. Evet, bunun için de umarım bu salonların sayısı artar. En azından hani basketbolcuların antrenman yapabileceği işte gençlik spor merkezi var diyoruz ama hocam hani gençlik spor merkezinde de yağmurlar var da orada basketbol oynayan kardeşlerimizi iyi bileceklerdir. Çok fazla zorluk çekiyorlar. En azından hani kapalı spor adı üzerine kapalı bir ortam olursa antrenman yapılması daha kolay olabilir en azından. Bu konuda da hani başkanımıza da Aytekin Şenlikoğlu'na da teşekkür ederim. Olmayan bir projeyi ortaya koymuş. Evet. Bir kadın basketbolunun çığır açabilecek bir aslında bir proje. Bu projeden dolayı da teşekkür ederim. Sizin gibi değerli bir hocamızı da oraya orduda olduğu için tekrardan size de teşekkür ederim hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi Alperen konusuna değinmek istiyorum. Şimdi Alperen, şu bazı genç kardeşlerimiz özellikle burayı iyice dinlesinler. Çünkü sıfırdan başlayıp şu anda NBA'de çok yakın zamanda da tüm dünyanın tanıyacağı bir isim olacak Alperen Şengün. O da Gazi Caddesi'nde yürüdü. O da Giresun Kalesi'ne çıktı. O da Kumyalı'da, Sazbeyli'nde, işte Yeni Mahalle'ye gitti. Buranın evladı. Yani dışarıdan gelip de Giresunlu olmadı. Ya da Almanya'da yaşayan, gurbetçide kardeşlerimiz bizleri yanlış anlamasınlar. Hani yurt dışında yaşayıp da Giresun olup oradan gitmedi. Bu memleketten gitti. Alperen Şengün'le sizin yolunuz nasıl kesişti hocam? Alperen'le bizim yolumuz, daha önceki yorumlarda da yapmıştım. Babasıyla Atatürk Lisesi'nde beraber basketbol oynadık. Ondan sonra geldiğim zaman 2010 yılında tesadüfen caddede karşılaştığımızda bana oğlunun olduğunu, onunla bir basketbol çalışmamı yapmasını istedi benden. Ben de olabilir dedim. İşte yaşını sordum ilk önce. 16 yaşında olduğunu söyledi. Abisinden bahsediyor tabii. Ben yaşının geç olduğunu, yani o saat zaman diliminden sonra öğrenmesinin biraz zor olduğunu söylemiştim. Daha sonra daha küçüğü olduğunu, daha bir küçük kardeşi olduğunu söyledi bana. 2002 doğumlu dedi. Tamam dedim, o olabilir, o gelebilir dedim. O zaman da ben 99, 2000, 2001 ve 2002'lerle çalışıyordum. Tabii Alperen geldi. Fizik anlamında diğer yaşıtlarıyla çok büyük bir fark vardı, değil mi hocam? Vardı tabii. 3 yıl çalıştık Alperen'le biz. Ama durmaksızın çalıştık. Alperen'in hastalanıp da antrenmana kaçırdığını pek hatırlamam. Net olarak söyleyeyim. Her idmana geldi. Çok çalıştı. Öğrenme yetisi çok yüksekti. En büyük özelliği, hala takip ediyorum NBA maçlarında, reboundlara girdiğinde elini, ayağını, kolunu, her şeyini sokuyor oraya. Bedenen korkusuz bir şeye, kişiliğe sahip. Savaşçı bir kişiliğe sahip. O da tabii nereden kaynaklanıyor bence? Bence Giresun sokaklarından kaynaklanıyor. Evet. Emin olun yani. O Giresun sokaklarında biraz dolaşmak mertlik ister biraz. O yokuş ve dik sokaklar. Evet, evet, evet. İşte Alperen kardeşimiz de size bu yayını atarsanız hocam, eğer izlerse ona ne kadar gurur duysak az, hocamızdan da rica ettik. Eğer gönderebilirse bir formasını gönderecek Alperen kardeşimiz, evet, hocamızın aracılığıyla. Ben sözünü veriyorum. Şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Giresun çocukları aslında onlara imkan verildiğinde, ben her yazımda bunu söylüyorum hocam. Onlara inandığımızda, onlara güvendiğimizde ve onlara sen yapabilirsin dediğimizde nerelere gittiğini görüyoruz aslında. Onlara da değer ve sahip çıktığınız için bunu basketbol camiası olarak sizi adınıza ve Alperen'i seven kişiler adına ben çok teşekkür ediyorum hocam. Hani bu Alperen'lerin sayısı sizce nasıl artar? Sadece işte bir tesisleşmeden mi ibarettir yoksa farklı sorunlarımız da var mıdır?
Bunu Giresun'a nasıl aşabiliriz hocam? Zaten kısıtlı imkanlarla beraber bu çalışmaları yaptık biz ama çalışmadan kaçmadık. Yani bu basketbol süreci böyle hani böyle kısa zamanda yapılıp da başarıya ulaşılacak bir süreç değil. 2010 ile 2020 yılları arasında 10 yıl geçen bir süreç var. Yani bu süreç içerisinde hiçbir zaman pazarımız ve cumartesimiz yoktu bizim zaten. Her gün çalıştık. Pek nadirdir beni Gazi Caddesi'nde görenler veya meydanda görenler. Ya burada bir emek olması gerekiyor. Aynı şekilde o emeğin karşılığını verecek olan bir sporcu da olması gerekiyor. Yani kendini tamamen iki şeye adamalı bence gençler. Spor yapmalı ve eğitimleri çok önemli. Eğitim ve spor, her zaman bunu onlara elimden geldiği kadar anlatmaya gayret ediyorum. Yani bazen de örneklerle veriyorum. Bazen sporcunun bir tane kolunun altına bir basketbol topu, diğerininkine de bir tane basketbol topu. Koşmasını istiyorum. Tekrar geri çağırıyorum. Üçüncü bir topu daha veriyorum eline. Şimdi koşmaya başla diyorum. Koşmaya başladığında o üçüncü top düşüyor elinden. Diyorum ki işte bu bir tanesi ders. Diğeri basketbol. Üçüncüsü de o elindeki internet. Ya üçünden birisi düşecek bunun. O yüzden eğitim bir, basketbol iki veya spor iki olarak değerlendiriyorum. Giresun gençleri çok yetenekli. Hani bu, ben bu ilde yaşadığım için söylemiyorum. Ben Ordu'da da çalıştım basketbol anlamında. Rize'yi biliyorum, Trabzon'u biliyorum. Hatta Ordulu arkadaşlarım var. Giresun'un gençlerinin basketbol anlamında çok yetenekli olduklarını kendileri söylemişlerdir bana. Bunlar güzel şeyler. Yani Giresun gençleri sadece basketbol anlamında değil hocam, futbol anlamında da. Yani bunlar içerisinde bulunduğum için gençlerle birebir evet. sohbet ettiğim ve onlardan o gözlerindeki ışıltıyı görebildiğim için bu kadar rahat ve emin konuşabiliyorum. Alperen de bunu kanıtlamış bir isim. Evet. Giresun sokaklarından gitmiş. Giresun'da o da fındık yemiş. Evet. Artık o da dediğimiz gibi o Gazi Caddesi'nde belki her gün çıkmış bir isim. Şu anda Houston Rockets'ta. Dün akşam da zaten bir maça çıktı. Ona da değineceğiz ama ben Alperen'in o draft edildiği gece yeşil ceketinde isminizi yazdığı o an, şu ceketi şöyle gösterdiği o an kesin ağlamışsınız diye düşünüyorum evet, ama evet. Neler hissettiniz hocam? Tabii hiç beklemediğim bir andı. Yani Alperen'den gerçekten böyle bir bana bu jesti yapacağını düşünmedim. Onu söyleyeyim. Bununla ilgili bir haberim de yoktu. Hatta o dönem içerisinde, o zaman içerisinde şeye gitmem gerekiyordu. Bir yolculuk yapmam gerekiyordu sabah saat 5.30'a karşı. Draft'ı da takip ediyorum. Donmalar falan oluyor orada. İnternetten takip ediyorum kızlarımla beraber, eşimle beraber. Orada tabii o anda seyredemedim. O ceketini açtı. Türk bayrağı bir tarafta, isimler bir tarafta. Ama tabii daha sonra gördüm ki işte isimlerini yazmış. Yeğeni var, çok seviyor yeğenini. Elif'in ismini yazmış. Anne, babanın adı, abisinin ismi, ablasının ismi, eniştesinin ismi. En sonunda da benim ismimi yazmış. Yani ailesi olarak gördüğü için beni, tabii bu her oyuncunun yapacağı bir karakter değil, ceket, onu söyleyeyim. Ceket de yeşil beyaz olması. Evet, ceketin yeşil beyaz olması. Tesadüf değildir ya. Hayır, her şey uyarlanmış, hazırlanmış. Tamamen bir Giresun ruhunu taşıyan bir genç çocuk. Keza Houston Rockets'taki forma numarası da 28. 28. İşte bu işte Giresun mesela Beşiktaş'ta Kenan Karaman Giresun'da 28 numara giydi. Ben hatta Alperen Houston'da 28 numara giydiğinde bir tweet attım. Evet. 28 numaralı gençler evet. bunları başarabiliyor diye. Evet. Bizi gerçekten hocam yani bunu anlatırken bile çok farklı duygular içerisine girebiliyorum. Bu memleketi gerçekten çok seviyorum ve bu memleketin çocuklarını o NBA dediğimiz basketbolun en üst seviyesini görmek, Alperen'i tanımıyorum. Ama Giresun'un olması benim için yeterli. Evet. Hani onu orada gördüm, attığı her sayıda ben mutlu olabiliyorum. Yani tüm Giresunlar da bu mutlu olacaktır. Kardeşimize orada çok daha başarılı bir kariyer dileyelim hocam. İnşallah da uzun yıllar NBA'de kalarak bir Mehmet Okur gibi, bir Hidayet Türkoğlu gibi adından fazlaca söz ettirir. İnşallah da İngilizcesinde çok çabuk geliştirir. Zeki diyelim. Bir çocuk yani. Geliştirir diyelim. Evet. Peki hocam, hani Houston Rockets'ı 28 numarayı seçti. Dediğimiz gibi bizleri bir kez daha gururlandırdı. Kameraya bakarak hayaller olan gençlere neler söylersiniz? Yani benim gençlere söyleyeceğim şey çok çalışmaları,
Hani bu hangi branşta olursa olsun zamanlarını boş vakte ayırmamaları. Ben bir örneğim onlar için örnek. Ben basketbolu seven bir basketbol antrenör olarak tamamen zamanımı basketbola uyarladım. Gezmedim, tozmadım. Tamamen çalışarak bu hale getirdim gençleri. Esasen dediğim gibi sadece basketbolcu olarak değerlendirmiyorum ben. Çok sporcum var. Basketbolu şöyle söyleyeyim. Bazen velilerle çok iyi bir iletişim haline geldik. Hani çocukların bazen basketbola tamamen kilitlendiği, derse çalışmadığını gördüğüm anlar da oldu. Bazen basketbolu bir silah olarak kullandık sporcuya karşı işte. Derslerine çalışmıyorsun, çalışmazsan basketbol takımından seni ayırırım gibilerden. Ve bunun birkaç tane örneği var çok güzel. Ben gurur duyuyorum. Yani nasıl Alperen'den gurur duyuyorsam bazen soruyorum işte nerede okuyor? 9 Eylül Tıp Fakültesi. Nerede okuyor? Bahçeşehir Üniversitesi işte bilgisayar bölümü. Bunun gibi böyle yani makine mühendisliği gibi öğrencilerim var gerçekten. Gurur duyuyorum yani. Hani bu basketbolun dışında olan şeyler ama tabii. Ortak noktamız basketbol tabii. Gayet basketbol. Evet. Tabii ki hocam hani tüm öğrencilere sizlere gurur kaynağıdır ama evet. İçerisinde bulunmuş olduğunuz spor basketbol olduğu için oranın en üst seviyesi olan NBA'de de oynaması evet. Sizlere ekstra tabii. Mutlu ederdir. Şimdi dediğimiz gibi hocam peki dün akşamki maça gelelim Minnesota karşılaşmasında. İlk karşılaşmasıydı de normal sezonla NBA'in. Evet. 18 dakika 34 saniye sahada kaldı. 11 sayı, 6 rebound, 2 asist, 3 top çalmayla oynadı. Double-double'ın kıyısından döndü diyebiliriz hocam. Evet. Alperen'le alakalı dün akşamki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylerseniz ilk maç olmasına rağmen yıllardır NBA'de oynuyormuş gibi performans sergiledi. Zaten yaz liginde yaklaşık olarak 4 maç yaptı. Evet. Daha sonra 3 tane de lig öncesinde hazırlık maçları yaptı. Bu maçların hepsinde de gayet rookie olarak değerlendirdikleri çaylak oyuncu konumundaki bir oyuncuya göre bence muazzam bir istatistik. Tabii biz Alperen'le devamlı bazı konuları paylaşıyoruz. İşte şurada şu oldu, burada bu oldu. Paylaşımlarımız oluyor tabii ister istemez ama Alperen daha buraya yeni alışıyor. En büyük şeyi özgüven mükemmel. Tabii. Hocam diyor daha yeni yeni ısınıyorum. Çok şeyleri başaracağım gibi kendi aramızda böyle iletişimimiz de var tabii. İnşallah. Bizler güveniyoruz Alperen kardeşimize. Uzun yıllar orada oynayacaktır. O kapasitesi de var zaten onda. Bir sonraki karşılaşması da Oklahoma'yla. Draft seçildiği takımla oynayacak. Evet. Aslında o da onun için ayrı bir maç mıdır yoksa normal bir NBA maçı diyebilir miyiz? Normal bir NBA maçı olarak değerlendirelim. 23'de Cumartesi günü saat 3'te sabaha karşı olacak. Oklahoma Thunder'sı aslında aklından geçmiyordu. Öyle bir şey denk geldi yani sıralamada Sixth. Denk geldi. Evet. Draft'ında denk geldi tabii. Draft'ta. Ama yalnız ondan önce 16. sıraya kadar beklemek zorunda kaldı. Hatta o da çok büyük stresler yaşadı da. Zaten 6. ve 7. draft'tan sonra Houston Rockets müdahale etmiş zaten. Alperen'i sırf almak için önümüzdeki yılki draft'ından 2 tane ilk sıradaki hakkından vazgeçmiş. Çok önemli. Oklahoma Thunder'sa vermiş hakkını. Sırf Alperen'i almak için. Bu da bizim için onur verici bir olay. Tabii ki hocam. İnşallah bir de bu sezon NBA'de her sezon seçilen yılın çaylağı ödülünü belki Alperen'i görürsek de şaşırmayalım. Onu evet. Da söyleyelim. Evet. Yani Alperen kardeşimize dediğimiz gibi biz Giresun'un abileri olarak basın camiasına kişiler olarak onlarla hep iftihar ettik. Hep de gurur duyduk. Bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğiz. Hocam son olarak yani 2-3 soruya geliyoruz yavaş yavaş ama şu anki sizin en büyük hedefiniz nedir? Şu andaki en büyük hedefim tamamen odaklandık. Mutlaka Giresun'da bir basketbol takımının olması. Bu da hani derler ki bazen neden bayan takımı? Çünkü daha önce Psikolojik Spor Kulübü vardı. Haydar abimizin büyük çabalarıyla lige çıkardığı bir basketbol takımımız vardı. Ondan sonra bir Yeşil Giresun Belediyespor oldu erkek takımı. Biz tabii kendi ölçeğimizde, kendi ekonomik ölçeğimizde bayan takımının maliyetiyle erkek takımının maliyeti arasında 5'e 1 oranında farklılık var.
Ya bu şehir bunu kaldıramaz. Yüksek miktarlarda bir bütçeyi kaldıramaz. Peki iyi bir yapılanmayla olur mu hocam? Mesela sıfırdan bir takım Altın Ordu formatı gibi, mesela futbolla Altın Ordu formatını uygulayabilirsek. Erkek takım için mi söylüyorsunuz? Erkek takım için söylüyorum. Erkeklerde biraz belli bir yerden sonra yabancı devreye giriyor. Yabancı oyuncular devreye giriyor. Mesela Türkiye Basketbol Ligi'nde iki tane yabancı oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Sadece onların maliyeti belki iki tane bütçe yapıyor. Yani o derece. Biliyorsunuz onların ödemeleri de yabancı cinsinden oluyor, para cinsinden oluyor. Yani o zaman da Türk basketboluna hizmet olarak ben değerlendirmiyorum. Benim için önemli olan, hiçbir ayırt etmeksizin, bayan basketbolu birazcık daha maliyeti anlamında daha ekonomik oluyor. Başarı olarak da daha fazla olma ihtimali var. O yüzden benim tüm gayem, maksadım Giresun'da mutlaka bir tane bayan takımının birincilikte olması. Ha, ilerleyen zamanda belki Süper Lig artık konum, durum neyi şey yapabilir? Değiştirir. Ama mutlaka birincilikte bir tane takımımız olsun, bayan takımımız olsun ve orada dursun. Ben birincilik olursa bayan basketbol ligi en üst seviyesi olan Süper Lig denilebilecek. Evet. Şu anda bizi izleyicilerimiz için anlatabilmek adına. Bayan basketbol ligi'nin Süper Lig'indeki oraya da çıkacağını düşünüyorum. Çünkü taraftar itici bir güç olur her zaman. İtici güç olacak tabii. Her zaman olur. Çünkü Giresun taraftarı dediğimiz gibi sadece futbolu çok seviyor ama bunu daha önce 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda defalarca ispatlamış. Bayan Fiskobirlik takımıyla, işte Yeşil Giresun Belediye takımıyla defalarca ispatlamış. Spora ve futbola ve işte atıyorum basketbola, diğer branşlara da yeter ki profesyonellikte olalım. Gerisini taraftara bırakalım diyorum. Evet. Şu yapılabilir mi peki hocam? Mesela amatörde oynayan birisi olarak futbolda bir Giresun amatörü var. Ama Giresun Basketbol Amatör Ligi yok. Atıyorum bu handbolda da yok, diğer branşlarda da yok ama basketbolda bu olunabilir mi, yapılabilir mi? Basketbolda bizim zamanımızda vardı zaten. Yani bunlar Büyükler Ligi, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi diye vardı. Tabii sonra bu Büyükler Ligi'nin yerini bölgesel lig aldı. İşte erkekler bölgesel basketbol ligi aldı. Ama fakat bu dönem içerisinde federasyonu erkekler bölgesel basketbol ligini kaldırdı. Ama neden kaldırdığını anlamış da değilim. Şu anda bilmiyorum neden kaldırıldı. Şu anda yok. Evet. Fakat ilerleyen zaman diliminde tekrar onu gündeme getirirlerse o zaman bölgesel erkekler ligi için. Mesela bizim yetiştirdiğimiz 2000, 2001, 2002, 2003 doğumlu çocukların hepsi boşta şu anda. İşte onu demek istiyorum hocam. Onların hani... Bir maç eksiğini giderebileceği bir alan yok. Yani bir evet. Bir maç eksiğini... hani antrenman maçtır diye bir söylenen spor cildinde bir kelime de var hocam. Yani bu çocukların, bu gençlerin oynayabileceği, tamam kendi aralarında işte sokak basketbol maçları yapıyorlar. Evet, birebir de kendi aralarında oynuyorlar ama bunlar yeterli değil. Burada bilmiyorum hani Gençlik Spor İl Müdürümüz Hasan Bulut'un yapabileceği bir oluşum olabilir mi bilmiyorum. Sadece sesi düşünüyorum şu anda hocam. Bu tamamen Türkiye Basketbol Federasyonu'nun uygulayacağı bir sistem. Sistem değil mi? Yani bu siz kendinize göre Giresun'da bu ligi yapayım veya başka bir ilde yapayım diye böyle bir şey yok, sistem yok. Basketbol Federasyonu bunu tekrar gündeme getirir, der ki bölgesel, biz de oynadık o yıllarda ilk açıldığı zaman, biz de oynamıştık. Türkiye genelinde uygulanıyor. Bölgesel basketbol ligi diye kullanılıyor. Ya, o da futbolla bal ligi dediğimiz. Ay, öyle bir şey bal işte. Ligi. Şimdi evet. Mesela Giresun'da süper amatörde birinci olan takım bal ligini playoff maçı oynuyor. Doğrudur. Yani atıyorum ben direkt bal liginden başlamak yerine işte süper amatör keşke kurulabilse. Tabii. Ya da birinci amatör, işte basketbol liginin birinci amatörü kurulabilse. Oradaki gençler de maç eksini giderebileceği bir platform olsa diye sesi düşündük ama o da olmayacağını... Şu anda yok ama ilerleyen zamanlarda olma ihtimali var tabii. Şu anda federasyon seçimleri var Kasım ayının 4'ünde. Bazı federasyon adayları, başkan adayları programlarında var. Onlar geldikleri takdirde mutlaka biz bunları yapacağız diye böyle vaatlerde bulunuyorlar. İnşallah da yaparlar hocam. İnşallah da bu olaylarda platformda Giresun'u gençler adına sağlanır. Ve onlar da yeteneklerini çok rahat bir şekilde ortaya koyarlar diyorum. Hocam son olarak neler söylersiniz? Son olarak basketbol konusunda beni buraya getirip de bu konuları paylaştığınız için ilk önce sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam.
Eğer Giresunlu gençlere ulaşabiliyorsak, onları spora davet edebiliyorsak, ellerindeki internetten uzak bırakabiliyorsak bizim için büyük başarı diye değerlendiriyorum. Sporun hangi branşını yapabiliyorlarsa yapsınlar ama spor yapsınlar. Çok önemli. Eğitim ve spor diyorum ben. Benim sloganım bu. Giresunlu tüm gençlere. Şimdi Altın Ordu'nun şöyle bir sloganı var. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu diye. Bizim de bu sloganları daha da fazla olması adına Altın Ordu diye bir takımımız var. Bu Türkiye portföyüne bakıyorum. Giresun'da da bir Altın Ordu'muz bu basketbolda inşallah olur. Futbolda evet süper amatör ligler var. Oradaki gençlerimiz mücadele içerisinde bulunuyor. Hiç değilse stres atıyorlar hocam. Yani orada pazar günkü o ambiyans mesela içerisinde biri olan birisi olarak çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Hani spor yapıyorsun. Adrenalin yükseliyor, altıyor, nabızın artıyor, çıkıyor. Tamam orada bir action yaşıyorsun. Yani orada olmayı tercih ediyorum demek istedim hocam. Giresun'un gençlerimize de buradan da bir mesaj da ben bulunayım. Orada olmayı tercih edin. Hocamızın dediği gibi sporun hangi dalını yapıyorsanız onu yapın. Alperen abiniz gibi, Alperen kardeşiniz gibi de o sporu en iyi şekilde yapın diyorum. Buradan bizi izleyenlere çok selam ediyoruz. Hocam ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Sağ olun. İnşallah ilerleyen aylarda tekrardan bir program daha çekeriz. Bu sefer formamızla beraber bir program çekeriz. Alperen'in imzalı formasıyla beraber. Bizi eğer izlese de Alperen'e de selam edelim. Kardeşim Allah yolunu izin açık etsin diyorum. İnşallah bizi orada Giresunlu olarak daha da mutlu edersin. Çünkü Alperen ikilik atış yaptığı zaman, pole atışı kullandığı zaman Giresun yazıyor hocam. O da bunu da hani dikkatli görecekler de olur. Giresun yazması bizim için bu aslında bir markadır, bu bir reklamdır. Bu reklamı da milyon dolarlar harcasak yapabilir miyiz bilmiyorum ama hocam. Şimdi genelde aynı yazı bilmiyorum Türkiye'deki salonların tam ortasında büyük bir ekran var. O ekranda da yazıyor. Kocaman işte oyuna girerken Alperen Şengün Giresun yazıyor. Yani bu yazıyı yazdırmak parayla olmuyor yani. Parayla Evet. yapma ihtimaliniz yok. Bunu ancak emek vereceksiniz. Çalışacaksınız yani. Giresun'da işte gurur diyoruz ya, boş edemiyoruz. O yüzden Alperen'le gurur duyuyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım genç kardeşlerimiz için ders niteliğinde bir program olmuştur. Hocamıza da tekrardan çok teşekkür ederim ve sizlere de hocam kariyerinizde başarılar. Sağ olun. Nice Alperenler yetiştirmenizi istiyoruz Giresunlar olarak. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.